herkes özgürce konuşacak. Akıl ve din. Fikir ve düşünce özgürlüğü. Kardeşim, toplumun aydınlarını niye seferberlik yaptırmadılar? Aydın insanın kesip attığı tırnak olacak bir tane adamın bugün olmadığını da. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Ramazan boyunca bu programda daha önce de olduğu gibi kendi alanında İslam ve Kur'an'la ilgili görüşlerini, sorularımızı yanıtlıyor, görüşlerini beyan ediyor. Geçen akşam şirk ve tevhidi konuştuk. Bu arada sabrı da konuşacaktık ki zira Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı surede, değişik ayetlerde sabrı öneriyor. Sabrı, sabırlı olmayı emrediyor Allah. Hocam, sabrı çok öne çıkarmış gözüküyor. Bu, bir de buradan ben başka bir şeye geçeceğim. Bu hep söylenir Kur'an'ın 19 mucizesi falan diye. 19 rakamının anlamını da ben soracağım size. Ama önce bir sabrı, sabırla ilgili nedir altındaki gerçeği onu bir öğrenelim hocam. Sabır, bir anlamı acele etmemek. Evet. Acele edersen yanılırsın. Bir beklemek. Yani en basitiyle budur. İki, hemen ümitsiz olmamak. Sabretmek demek, ümitsiz olmamak demektir esas manasıyla. Ümitsizlik, insanın sahip olduğu bütün kuvvetleri işlemez hale getirir. Şimdi sabır insanı zafere götürür denir. Sabrın sonu selamettir gibisinde bir atasözümüz var. Niçin? Evet. Çünkü ümitsizliği aşıyorsun sabra sarılarak. Ümitsizliği aştığın zaman iç kuvvetlerin hüsrana uğramıyor. Sabır yoksa ümitsizlik var demektir. Ümitsizlik varsa insan sahip olduğu kuvvetlerini kullanamaz. O kuvvetler ya bloke olur yahut tahrip olur. Neyle ayakta durup neyle başarıya gideceksiniz? Bir başka varlık kanunu ki Kur'an bunu veriyor. Hayat önünüze koyduğu her zorluğun karşısında veya yanında mutlaka ve en az bir kolaylık da getirmiştir. Bir imkan da getirmiştir. İkbal bunu ifade ederken Muhammed İkbal diyor ki Allah'ın kanunlarından biri de bir kapıyı kapatınca birkaç kapıyı açmaktır. Bütün dava onu görebilmekte. Dolayısıyla bir olumsuzluk belirdi, hemen feryat edip kıyamet koparmak, o olumsuzluğun tahrik edeceği olumlu imkanları göremez hale gelmektir. Sabrı bıraktığınız zaman kendi gözünüzü kör edersiniz, parmağınızı gözünüze sokar kör edersiniz. İlk tahrip edeceğiniz öz kuvvetiniz bu bakış gücüdür. Teenni namı diğer. Evet. Bir düşüneyim, biraz daha düşüneyim, biraz daha düşüneyim. Dedikçe imkanların önünüzde resmi geçit yaptığını göreceksiniz. Ama hemen feveran edip, hemen yandım bittim naraları atmaya başlarsanız, o imkanların hepsi yok olur ve siz bazen üstüne oturduğunuz hazineyi fark edemeden
açlıktan, susuzluktan, perişanlıktan mahvolur gidersiniz. O bakımdan sabır başarının da sırrıdır. İnsan olmanın da ilk basamağıdır. Ve sabır Cenab-ı Hak'tan gelecek yardıma hak kazanmanın, o yardımı hak etmenin de garantisidir. Evet. Cenab-ı Hak sabırdan nasibi olmayanlara imkan vermez. Çünkü kendi sıfatlarından biri de saburdur, çok sabreden. Kendi bunu kullanırken hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde sen kim oluyorsun da sabırdan müstahni göreceksin kendini? Bu kelime olarak sabır mı, sabur mu? Bu da sabur sıfat-ı müşebbehe kısmı. Hmm. Sıfat kullanımıdır. Kelime sabr, tam Arapçasıyla es-sabr. Bizde üçlü harf heceler çok azdır bizim. Evet. Şeyimize uymuyor, dilimize biraz yabancı. Onun için sabır diye bir ı koyuyoruz oraya. I yoktur Arapçasında. Sabr, es-sabr. Sabur, sabır kelimesinden yapılmış, çok sabreden demek. Sabir, o da ismi fail şekli. Gerondif diyoruz Fransızca'da bunlara. Sabur, mübalağa ile ismi faildir, ismi taftildir veya ikisi de çok çok bir şeyi çok çok yapmak, çok çok ona sahip olmayı ifade eder. Bu şimdi acele etmemek bir ölçüde de, o da atasözlerimiz var. Acele eden ecele gider falan bilmem gibi. Tabii. Bunlar asırların varoluş tecrübeleridir. Bakın varoluş tecrübeleridir. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi bu atasözleri çok hayatidir. Ben hep gönlümden geçer atasözleriyle ilgili. Atasözlerinin felsefi altyapısı veya arka planı diye bir şey yapayım diye. Şimdi atasözleri iki bakımdan çok önemlidir. Hiç önemsiz, anlamsız bir atasözü olamaz. Büyük kısmı bir hikmeti, bir lüzumluluğu, bir olmazsa olmazı önünüze koyar, faydalı. Bir de bunların üç kağıdı, erdemsizliği, faziletsizliği, kapkaççılığı, ucuzculuğu, tamam mı? Beleşçiliği. Evet, kolaycılığı falan. Hatta söyleyelim, yani tamamen ilmi manada söylüyorum. Namussuzluğu teşvik eden, hıyaneti, hainliği teşvik eden, kötü olanları vardır. Ama onları hikmetsiz diyemezsin. Şimdi mesela, devletin malı deniz, yemeyen domuz. Evet. Değil mi? Bu namussuz bir söylemdir. Bu namussuzluğun söylemidir. Ve Kur'an'a göre dinsizliğin söylemidir. İmansızlığın söylemidir. İnsan hakkı ihlalinin, zulmün söylemidir. Çünkü Maun suresi diyor ki, kamunun haklarına tecavüz edenin dini imanı olmaz, namazı niyazı da lanet olur. Diyor mu? Diyor. O zaman devletin malı deniz yemeyen domuz ne demek? Kur'an'a sorduğunuz zaman tersini söylüyor ve domuz kelimesini de aynen bir biçimde kullanarak. Devletin, kamunun malı deniz, yiyenler domuz. Kur'an'ın dediği budur. Ama devletin malı deniz yemeyen domuzu şiar edinmiş bir kitlenin ne menen bir kitle olduğu, ne mal olduğu, akıbetinin ne olacağını buradan çıkarırsın. Yani o da dolaylı yoldan bir hikmettir. Evet. Gelen ağam, giden paşam. Bir namussuz söylem de budur. Gelen ağam, giden paşam. Tabii. Yani etliye sütlüye karışmam. Tabii tabii. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Evet. Bu namussuzluğun hakikaten zirvede bir ifadesidir. Siz böyle bir dünya düşünün. Herkes
bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Böyle bir dünyanın ne olacağını tasavvur edebiliyor musun? Böyle bir dünya yılanların istilasına uğramış, zulmün egemenliğine terk edilmiş, mahvolmuş bir dünya demek. Yani orada insan olmak, erdemli olmak demek, cehennemde yaşamak demek. Komşunda yangın varsa ilgisiz kalabilir misin hocam? Yani orada yangın var, siz bana dokunmasın diyorsun. Bana dokunma, ben yanmıyorum nasıl olsa diyorsun. Yani ilgilendirmez diyorsun. Bana dokunmaya. Söz gümüşse sükut altındır. Bir namussuzluk deklarasyonu da. Özellikle aydınların namussuzluğunu bundan daha ifade edecek bir söz bulunamaz. Yani konuşursan yandın. En iyi ihtimalle gümüş alırsın. Ama susarsan altın alırsın. Orada da bir namussuzluk var. Namussuzluk deklarasyonu. Şimdi şöyle bir makale en azından yazılabilir. Yazacağım da büyük ihtimalle. Çünkü Türkiye beni buraya itiyor. Namussuzluk deklarasyonu olan atasözleri. Kur'an-ı Kerim niye 100 küsur ayette eski atalarınızın dediklerini akıl süzgecinden geçirmeden kabul etmeyin, ederseniz müşrik olursunuz diyor. Ve mahvolursunuz diyor. 101 tane doğrudan 150 küsur dolaylı bu mesajı veren ayet var Kur'an'da. 101 tanesi doğrudan atalar, aba tabirini kullanarak. Yani bizim o yerleşik gelmiş, intikal etmiş geçmişten günümüze birçok atasözüne de öyle süzgeçten geçirmek lazım. Tabii. Doğru söylüyorsunuz yani. Biz dediğin zaman yani Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette atalarınızın, ecdadınızın kabullerine teslim olmayın, onları sorgulayın. Niye diyor? Bunu düşünmek lazım. Bir ayette dese bu bile yeter bizim için. 100 küsur ayet beyefendi. Burada şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim? İçin diyor, bakın şimdi. Bu ecdadperest şuur altı, Allah'ın en büyük düşmanı olan şuur altıdır. Bunun karşıtı hanifliktir. Yani ecdadı sorgulamak demek haniflik. Bunun öncüsü de Hazreti İbrahim'dir. Bütün peygamberler ama ataları onların Hazreti İbrahim'dir. Hanifliğin piri. Şimdi bize bakın, bizim toplumumuza. Deminki atasözlerini gördük. Şaşacak bir şey yok. 1000 küsur sene halifelik denen melanet ve şeytanet kurumunun, bunu peygamberimizden alarak söylüyorum, benden 30 yıl sonra halifelik kudurmuş krallar saltanatına dönüşür diyor. Melik-i Adud. Hazreti Peygamber söylüyor. Evet. Şimdi cumhuriyeti kuran kadrolar hilafeti kaldırdı. Onlara İslam adına sövüyorlar. Bunu yapanlara İslam adına sövmek lazım. Esas sövmeye müstahak olan onlardır. Allah rızası için onlara sövmek lazım. Niçin yapıyorlar bunu? 1000 küsur sene Hazreti Peygamber benden 30 yıl sonra dediğine göre neredeyse 1500 yıla yakın. Evet. 30 yıl Hülafay-ı Raşidi'nin devri 33'tür. Hı hı. 33 yıldır. 34. yılda Muaviye işe el koymuştur. Oradan sonrasını hiçbir istisna kaydı koymadan Cenab-ı Peygamber kudurmuş, azmış krallar dönemi olarak vasıflandırıyor. 1000 küsur sene bu azmış krallar, bu şeytani saltanat bize şuur altı yarattı mı? Halifelerin kulu olduk mu biz? Evet. Şimdi bu hilafet kısmı. Dinle irtibatımız açısından o bağlamda bakıyorum. Bir de bizim siyasi tarafımız var. O da padişahlar, sultanlar, hünkârlara kulluk dönemi. Bir 700 yıl filan da o.
650 yıl Osmanlı'nınki zaten. Tabii. Hünkârım, sultanım. Bu 650 yıllık Osmanlı döneminde kitlenin hukuki adı nedir beyefendi? Kul. Daha Osmanlı teknik, kemalsin. Daha teknik, evet. Ve Kur'ansal bir tabirdir. Raiye, çoğulu ve aya. Evet. Ne demek raiye? Hayvan sürüsü demek. Kur'an ne diyor? Bakara 104. Sakın raiyeleşip kimseye de bizi raiye gibi güt demeyin diyor. La tekulu ra'ina, mutlak vermiş, mef'ulü yok. Hiçbir şartta, hiçbir kayıtla, hiç kimseye ra'ina, bizi çoban olarak güt demeyin. Ra'iye hayvan sürüsü ya, evet. Ra'i de hayvan sürüsünü güden çoban demek Arapça, onu kullanmış. Peki padişahın hukuki adı ne? Ra'iyenin çobanı. Vahdettin öyle diyordu. Ne diyordu? Kime diyordu bunu? Beşiktaş önlerine boğaza demirlemiş işgalci gemileri gösterip, padişahım bunlar sizi ürkütmesin. Millet ayağa kalkmıştır. Bunları buradan kovacağız ve saltanatınız da selamete çıkacak diyen Rauf Orbay. Bakın. Hı hı. Eski Bahriye Nazırı, Milli Mücadele'nin büyük komutanlarından biri. Heyet. Abdülaziz Mecidi Tolun, ilim ve irfan anıtı bir zat. Sonradan şeriye vekilliği yaptı. Müfessir aynı zamanda, tefsiri var. Konyalı Vehbi Efendi. Evet. Daha 2-3 kişi var. Heyette bunlar var. Bu heyete ne diyor biliyor musun? Onları dinledikten sonra. Vahdettin denen zavallı. Konuşma bitmiştir diyor. Ne konuşuyorsunuz siz diyor. Bu adamları ne zannediyorsunuz? Bu adamlar isterse yarın Ankara'ya da çıkar. Rauf Orbay bir şey daha demeye uğraşıyor. Tamam diyor, söz bitti. Bu millet diyor, bir koyun sürüsüdür. Raiyeyi tercüme ediyor. Ona bir çoban lazım, rai, o da benim diyor. Siz kimsiniz? Ne konuşuyorsunuz? Yani heyet ona demek istiyor ki, sakın İngilizlere teslim olmayın, göstermeyin, teslim tabii olmayın, dediklerini yapmayın. Millet ayağa kalkmıştır. Biraz sabredin, işte sabır. Sabır, al sana bir örnek. Sabredememenin hüsranına en büyük örneklerden biridir. Vahdettin, zavallı. Efendim hain midir, değil midir? Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Hain vasfı bile ona verilmez. O hain bile olamaz. Zavallıdır o. Beyin sefili bir adam. Sabrın selamete götürüşü, başarıya götürüşü tam karşısında. Kuvayi Milliye, müdafaa-i hukuk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ümitsizlik için her şey var. Ümitlenecek hiçbir şey yok. Ve idam ip boyunlarında sallanıyor. Fetva çıkmış. Fetvayı fermana dönüştürmüş beyin sefili. Evet, hepsine. Ve katledilecekler. Haydut diyor. Çapulcular, haydutlar, bağı, eşkıya, kudurmuş haydutlar diyor Şeyhülislam. Hay seni Allah kudurtsun be, kudurdu yani. Sonra ne oldu? Sabredenler tarih tarafından ödüllendirildi. İnanarak. İnanmak çok önemli. İnanmadan sabır olmaz. İdris Bey, inanarak ne demek ya? Evet. İnanmadan mı sabredecek? Gayet tabii. Hadi dönelim oraya, rai meselesine. Parantez açtıkça iş karışıyor. Benim için karışmaz. 150 parantez açsam hepsini toparlar, kapatırım. Biliyorum hocam. Geriye doğru, hiç. Şimdi ben 3-4 parantez kapatayım. Ne dedik?
şuur altı bizde oluşmuş. Halifeye kulluk şuur altı, sonra sultanlara kulluk şuur altı, raiye, kullar, kullarınız. Kur'an diyor ki Allah'tan başkasına kul olmayın. Dün dedim, Kur'an insanları kul, köle yapmanın peşinde değil. Allah bir haşa haşa, bir sadizm içinde benden korkun, böyle bir şey değil. Allah'ın orada muradı, kimseye kul köle olmayın diyor. Eğer öyle olacağınız biri varsa o benim diyor. Ben de sizden öyle bir şey istemiyorum zaten. Bizim solcular tarihi ters okudukları gibi bunu da tersinden, başka bir yerinden okudular. Kim bizi köleleştiriyor? Allah'a kul. Ne demek kulluk? Biz kul ola. Ulan sen zaten kulsun. Sen zaten kulsun. Kime kul olduğuna bir bak. Sen kurban olmuşsun Allah'a kul olmanın şanına, şerefine. Kur'an-ı Kerim'in sana dediği, yaratan kudret dışında birine sakın kul köle olma, onlardan korkma. Eğer korkacaksan, benden kork diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakın, raiye, kul 650 senede böyle gelmiş. Şimdi bu şuur altını siz temizleyip de söz gümüşse sükut altındır demeyen, ne demek kardeşim altın gümüş? Ben hakikati söyleyeceğim. Bana ister altın getirsin, ister pranga getirsin. Aydın budur. Onun karşısındaki sünepe, alçak, hain, menfaatine teslim olmuş tip, diploması, unvanı ne olursa olsun ne der? Söz gümüşse sükut altın. Konuşmayayım yani. Konuşma. Tabii. Bakın şimdi bugünkü Türkiye'ye bakın, basına bakın. O basının bir zamanlar anlı şanlı Atatürk'ü geçinen, liberal geçinen, bilmem ne geç, solcu, bakar mısınız? Ne diyor Akif bunları tanıtırken? 1920'de. Bak bak, Akif. Ebedi fotoğraflarını çekmiş bu ciğeri bozukların. Ne diyor? Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoşluk eder. Hay büyük Akif. Şiirin sultanı Akif. Nasıl çekmiş fotoğrafı? Yaşamadık mı şu son yıllara bakın Türkiye'de. Evet. Bir şey daha söylemiş. Bunun dinci versiyonu. Bir namussuzluk deklarasyonu da. Molla, kendini kolla. Kitaplarımda çok görürsün. Bu molla asırlarca hep kendini kolladı, buna sadık kaldı, bu söze. Ama ümmeti Muhammed'i, halkı yaktı. Molla kendini kolla. O da eğer bir... molla kendini kollaya uymazsan, kendini kollamazsan Yaşar Nuri gibi çekmediğin kalmaz. İmam-ı Azam gibi çekmediğin kalmaz. Ve emsali gibi çekmediğin kalmaz. Molla kendini kolla. Şimdi ben kendimi bir kollamaya kalksaydım. Ama siz molla değilsiniz. Molla. Hayır. Söylemiyorsunuz. Ya molla şimdi orada lafın gelişi. Evet. Molla aydını koy onun yerine. Okuyup yazan demek. Okuyup yazan demek. Evet evet. Kendini kolladın mı? Şimdi adam bana bundan 25 yıl kadar önce, belki 30 yıl, yeni bizim zuhur ettiğimiz explosion dönemimizde haber gönderiyor bana. 80'li yılların ortaları. Bir ekip başı, her neyse, yılını tam bilemem. Diyor ki, filan kitabı çıkacakmış, duyduk. O kitabın arkasına şöyle görüntüsü olan bir resmini koysun. Çünkü o resmi koymam demek, benim o anlayışa, o zihniyete adapte olduğum, teslim olduğum anlamına gelir. Prim vermen en azından. Primin ötesinde. Evet. Onu koysun,
kitabın matbaadan çıkmadan ilk 10 binini biz alacağız. Sonra bu devam edecek. Şimdi o zaman oturduğu evin kirasını vermekte zorlanan bir Yaşar Nuri Cik. Ben Allah'ın karşısında her zaman Yaşar Nuri'ciyim de, o zaman her bakımdan Yaşar Nuri'cik. Bunun hesabını yapmaz mı? Yapar. Yaptım. Bir servet demek bu. Bana teklif edilen şey. Cevap gönderdim. Teşekkür ederim ilgilerine. Mütehassıs oldum. Sağ olsunlar. Ben böyle bir şeyi yapamam. Evet. Ondan sonra unvanımız belirlendi bir süre sonra. En büyük alim, en büyük zalim. Zamanın en büyük alimi, en büyük zalimi. Nasıl oluyorsa. Size komünist hoca da dediler. Ben onu duymadım. Oo, bu hiç şeyi yok. Ama o komünist... O bir yakıştırma onların, yapmışlar. Onların fantezi olarak o şeydir yapmışlar. O alev ıtlak kullanılır. Evet. O kendi hesaplarına uymayan herkes için kullandıkları bir tarih. Babama da öyle demişlerdi hocam bir tarihte 60'lı yıllarda. Gayet tabii. Cansız hocaya. Yani evet. Anadolu'da işe yarar ne kadar müftü varsa, vaiz varsa, pırıl pırıl ilahiyatçı sade bugün değil, ne insanlar var. Neler gördük biz? Hakikaten adam. Hepsinin ortak adı komünisttir. Fantezi diyorum ya, o bir yakıştırma öyle. Aslında ideolojik temelde ne olduğunu bile bildiklerinin kanısında değilim. Ya ne ideolojisi kardeşim ya, ideolojisi. Ya adam, 5 vakit namaz kılan adam. Ve onun gittiği camiye de müdahil. Ama filan meselede anlayışı ona uymuyor. Gene dini. Evet. Mesela bir başka mezhebin görüşünü orada benimsiyor adam, değil mi? Gayet tabii hakkı bunun. Yani İslam ona o hak. Hayır. Ona bile tahammülü yok adam. O farklılık yüzünden adamı kafir diyor, bu dinden çıktı diyor, komünist oldu. O kadar ucuz kullanıyorlar ki bunu. Çünkü adamların şeref ve haysiyet paydaları sıfırlarda olduğu için bu değerlere adamların paye vermeleri mümkün değil. Bunlar onlar için değer değil. Yani bir adama onlar için dinsiz demek, komünist demek, şunu demek, bu kaldı ki bir adam pekala komünist olur, dinsiz olmaz. Ben çok dindar komünistler tanıyorum. Yani kurban oldu senin başın onun bastığı yerlere. O paylaşımcı komünist, komünizmin iktisadi manası budur. Ömer Lütfi Barkan, büyük tarihçi, araştırmacı, Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan Abdalan zümresinde dervişlere hayatları tam bir komünist hayattı diyor. O meşhur makalesi var onun Vakıflar Dergisi'nde. Tarih olmuş. Uzun makale orada. Ama Amerika bunlara ne yaptı? Bunları Rusya'ya karşı bedava şövalye, bedava uşak olarak kullanmak için bu şekilde şartlandırdı, kandırdı bunları. Bunlar işlerine gelmeyen herkese hiç bunlara lüzum yok ya. Amerika'yı sevmedin mi zaten gomanistsin. Şimdi Rütük ne kadar bize anlayış gösterebilir? Yani Rütük, saygı duyuyorum. Rütük'ün yaptıkları gerekli tabii. Okuyorum, ediyorum şeylerim. Bunlar gerekli. Bizi de hizaya getirsin tamam da. Allah aşkına biraz insaflı davransınlar. Yani şu bir namussuzluk değil mi? Bunu müsaade etsinler de tescil edeyim bari. Amerika'ya evet. Karşı oldun mu komünist oldun. Dinsiz oldun. Koca koca adamlar bunu yaptılar ya.
McCarthy döneminden sonra bu bir hayli yoğundu. Koca zaten. Koca adamlar bunu yaptılar ya. Adamın namazına, niyazına, dinine, ibadetine, takvasına, hiçbir şeysine bakmadı ya, bakmadı. Amerika'ya bakışı nasıldır? Bugün ortalarda çıkmış, dolaşan, öten bir takım adamlar var. O 1960'lı yıllarda onların o kanlı pazarlar, bilmem neydi yaptıkları. Evet, devam edeceğiz hocam. Süremiz doldu. Evet sevgili seyirciler, bu akşam bu kadarıyla yetiniyoruz. Yarın akşam Yaşar Nuri Öztürk'le Kitaptan Aydınlığa programında birlikte olacağız. Hoşça kalın. Herkes özgürce konuşacak. Akıl ve din ilişkisi. Hayatı ben verdim, ben aldım. Fikir ve düşünce özgürlüğü. Aydın insan.